Sera Hanım, Hrant Dink'in katili serbest bırakıldı dün. Bugün de buradasınız Türkiye İşçi Partisi olarak. Barış Pehlivan içeride, Can Atalay içeride. Bu günlerde bu serbest bırakılma nasıl hissettirdi size, neler söylersiniz? Galiba her şeyden önce şeyi söylemem lazım. Çok üzgünüm ben bugün. Dün akşamdan beri çok üzgünüm. O yüzden özellikle bugün burada olmak istedik. Hem Ermeni yurttaşlarımızla dayanışmamızı göstermek istedik. Hem Agos'u ziyaret etmek istedik Hrant'ı katlettikleri yerin önünde. Dediğiniz gibi evet, onlarca, yüzlerce insan düşüncelerinden ötürü sadece hapiste tutulurken hiç kimseye uygulanmayan yasalar, hiç kimseye uygulanmayan AYM kararları, hiç kimseye uygulanmayan AİS kararları varken bir anda infaz yasasını uygulamayı ancak ve yalnızca böyle bir toplumsal ihanetin failleri için akıl edebiliyorlar. O gün Samas malumunuz çocuk mahkemesinde yargılanmıştı ve aslında cezası 2 sene önce doğmuştu. Yani içeride bazı gardiyanları tehdit etmemiş olsaydı 2 sene önce aramıza karışacaktı ama o gün Samas'ın yine 2011'de kendi savunmasında söylediği bir söz var. Ben Hrant Dink'i tanımazdım, Agos'u bilmezdim. Ben mi onu hedef gösterdim, ben mi fotoğraflarını bastım gazeteye diye soruyordu. Bu sorunun cevabını vermeden bir piyonun yargılanıp tahliye edilmesiyle ne Hrant Dink'in faili meçhul cinayeti ne diğer faili meçhul cinayetlerini aydınlatılma imkanı var bu ülkede. Çünkü Raquel Dink o gün 22 yaşındaydım ben, hiç unutmuyorum ve buradaydım. Şuradan bir konuşma yapmıştı. Demişti ki bir bebekten bir katil yaratan bu karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz. Biz de biraz bugün bunun için buraya geldik. Çünkü biz bu karanlığı sorgulamayı bıraktığımız gün aslında Hrant ve diğer tüm faili meçhulleri kaybetmiş oluruz. Bu mücadeleyi vermek bugün itibariyle biraz mahcupça da olsa hem Hrant'a hem faili meçhullere borcumuzdur diye düşünüyoruz.